30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü münasebetiyle 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda bir tören düzenlendi. Törene Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, protokol üyeleri, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve dernek ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı. Vali Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Vali Hamza Aydoğdu, 26 Ağustos 1922'de başlayan büyük taarruz, 30 Ağustos'ta kesin zaferle neticelendiğini belirtti. Ağustos ayı içerisinde Türkleri Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi ve Anadolu topraklarının korunmasını sağlayan büyük taarruza kadar birçok zafer yaşadığını dile getiren Vali Hamza Aydoğdu, 30 Ağustos 1922 tarihinin şanlı bir gün olarak tarihe geçtiğini ifade etti. Vali Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, tören alanında halkın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik etti. Halk oyunları gösterisinden sonra kortej gösterisi yapıldı. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na kurulan platformda Vali Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer tebrikleri kabul etti. Tarih sahnesinden silmeyi ve öz yurdu Anadolu'dan atmak isteyen düşmana hak ettiği dersi verdiğimiz şanlı zaferin bugün 99. yıl dönümünü kutluyoruz. 99 yıl önce bugün 3 yıl süren onurlu bir kurtuluş mücadelesinin muhteşem bir zaferle sonuçlandığı gündür. Düşmanlar ve onun ülke içindeki işbirlikçileri tarafından yok edilmeye ve paylaşılmaya karar verilerek toprakları işgal edilmiş, ordusunun elinden silahlar alınmış, askerleri terhis edilmiş, yıllardır süren savaşlarda tüm kaynakları tükenmiş, insan gücünü kaybetmiş bir imparatorluğun yıkıntıları üzerinde bir ordu ve milli devlet yaratan Ulu Önder Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu'daki Türk varlığına kast edenleri 30 Ağustos 1922'de tarihe gömmüştür. Anadolu'yu ebedi vatan yapmamızın 99. yıl dönümü olan 26 Ağustos 1922'de başlayan büyük taarruz, 4 gün sonra 30 Ağustos'ta kesin zaferle neticelenmiş. Bu zafer, yüce Türk ulusunun bağımsızlık aşkını, Türk ordusunun kudret ve kahramanlığını muhteşem bir şekilde kaydetmiştir. Tarih boyunca hür yaşamış asil Türk milleti, Kurtuluş Savaşı'nda Ulu Önder Atatürk'ün ya istiklal ya ölüm parolasıyla düşmana karşı kadını erkeği, genci ihtiyarıyla ordu millet bütünleşmesinin eşsiz bir örneğini sergilemiştir. Türk milletini mutlu sona ulaştıran bu zafer, her türlü imkansızlık ve yokluğa rağmen Türk ulusunun birlik ve beraberlik içinde neler yapabileceğini tüm dünyaya göstermiş, Türk ulusunun esir edilemez olduğunu bir kez daha dünyaya ispatlamış, Atatürk inkılaplarının temel taşı olmuş ve modern Türkiye'nin doğuşunu başlatmıştır. Değerli Aksaraylı hemşerilerim, sevgili basın mensupları, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Anadolu'yu bize ebedi yurt kılan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümünde hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Aziz Türk milletinin binlerce yıllık şanlı tarihinde birbirinden kıymetli sayısız zaferler vardır. Ancak bunlardan bazıları milletimizin mukadderatını belirlediği için bir savaştan, bir zaferden öte daha derin anlamlar ifade eder. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı bunlardan birisidir. Anadolu Türk tarihi 1071 yılında 1 Ağustos günü başlar. 26 Ağustos Malazgirt Sultan Alparslan. Asırlar boyunca devam eden fetihler ve 3 kıtada süren hükümdarlığımız sona ermeye başladığında bize Anadolu'dan söküp atmak isteyenlere yine 1 Ağustos günü Türk milleti cevap vermiştir. 26 Ağustos Afyon Karahisar Mustafa Kemal Atatürk. İster buna tevafuk diyeyim, ister tesadüf. Anadolu'nun kaderi 1 Ağustos ayında yazılmıştır. Çanakkale ve Sakarya Meydan Muharebeleri, Kahraman Türk Ordusu tarafından
büyük taarruz ile taçlandırılmıştır. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emri bu savaşta verilmiş ve Anadolu işgal güçlerinden tamamen temizlenmiştir. Zaferin büyüklüğünü ve önemini bizzat onu yöneten ve kazanan Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk şu ifadelerle dile getirmiştir. Hiç şüphe edilmemelidir ki yeni Türk Devleti'nin, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri burada atıldı. Ebedi hayatı burada taçlandırıldı. Bu sahada akan Türk kanları, bu semada uçuşan şehit ruhları, devlet ve cumhuriyetimizin ebedi muhafızlarıdır. Bizler de bu vesileyle Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmetle, şükranla, minnetle yad ediyoruz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin diyor. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şehitler tepesi boş değil. Biri var, bekliyor. Ne diyoruz? Nefes almak için rüzgar veriyor. Şul asker diye. Destanını yapmış. Kasideye kanmış. Benim temizler dudaklarımız. Fakat bas basın toprağa temizleyin sahiplerimiz. Ben süngürünü yiyip alkışlasınlar. Şimdi sen söyle, söz senin. Doğru Pınar zaferi. Zaferi zaferle tak, çalış hiç kalma geri. Hedefin yükselişi. Valimiz Sayın Ramza Ayoğlu, İl İdare Mahkemesi Başkanı, Rektör ve Baro Başkanı. Cumhuriyet Halk Partisi Aksaray İl Örgütü 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında hükümet konağı önünde bulunan Atatürk anıtına çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu. Aksaray İl Örgütü ve vatandaşların katıldığı törende konuşan Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ali Abbas Ertürk katılımcılara, "Sivil toplumumuzun çok kıymetli temsilcileri, yüreği özgürlük, demokrasi, barış, adalet için atan Mustafa Kemal'in açtığı aydınlık yolda yorulmadan yürüyen kıymetli dostlarım, hepiniz hoş geldiniz, hepinizi saygıyla selamlıyorum." diyerek seslendi. Büyük zaferimizin 99. yılını kutladığımız bugün de ülkemizde talihsiz, üzücü birçok felaket ile karşı karşıyayız diyen Ertürk, bir yandan ülkemizin Ege'si ve Akdeniz'i yanarken bir yandan da Karadeniz'de sel baskınlarından onlarca vatandaşımızı yitirdik. Bu felaketlerde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Bugün Büyük Zafer 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü. Bu bayramın önemini, anlamını anlayabilmek için 30 Ağustos öncesi ülkeyi çok iyi anlamak ve tanımak lazım dedi. Sivil toplumumuzun çok kıymetli temsilcileri, yüreği özgürlük, demokrasi, barış, adalet için atan Mustafa Kemal'in açtığı aydınlık yolda yorulmadan yürüyen kıymetli dostlarım, hepiniz hoş geldiniz, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
büyük zaferimizin 99. yılını kutladığımız bugün de ülkemizde talihsiz, üzücü birçok felaketle karşı karşıyayız. Bir yandan ülkemizin Ege'si ve Akdeniz'i yanarken bir yandan da Karadeniz'de sel baskınlarında onlarca vatandaşımızı yitirdik. Bu felaketlerde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Değerli arkadaşlarım, bugün büyük zafer 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü. Bu bayramın önemini, anlamını anlayabilmek için 30 Ağustos öncesi ülkeyi çok iyi anlamak ve tanımak lazım. Bir ülke düşünün, 100 yıldır toprak kaybetmeye başlamış. Ülke içerisinden küçük küçük beylikler bağımsızlığı ilan edip devlet kurmaya başlamış. Ekonomisi umumiye teslim edilmiş. Yabancı güçlerin komiserleri boş hazinenin başına, tepesine oturtulmuş. Ve o ülkenin başkentinde yabancı düşman askerlerinin postal sesleri işitiliyor. Bu ve bunun üstüne üstlük bir de Birinci Dünya Savaşı kaybedilmiş ve ülkeyi yönetenler Sevr Anlaşması'nın altına imza atmış. Mustafa Kemal'in kırık dökük bir vapurla Samsun'a çıkmadan önceki memleketin ahvali şeraiti bu durumda değerli dostlar. Herkes kaderine razı olmuş ama bir kişi buna hayır olmaz diye itiraz ediyor. Genç bir subay postallarını ayağına geçirip genç yaşta kaybettiği babasının emaneti olan anacığının elini öpüp helallik istiyor ve Samsun'a doğru yola çıkıyor. Mustafa Kemal Samsun'a giderken köle maya çalar gibi ya tutarsa bir gideyim düşüncesiyle gitmedi değerli arkadaşlarım. Mustafa Kemal Samsun'a adım atarken hatta daha öncesinde de kafasında tek bir düşünce vardı. Kazanmak, kazanmak ve kazanmak. Bu genç subay tüm dünyanın ezberini bozdu. Bir anda dünya sahnesine bir subay çıkıyor. Geldikleri gibi gidecekler diyor. Ya istiklal ya ölüm diyor. Bağımsızlık benim karakterimdir diyor. Ben size taarruz etmeyi değil, ölmeyi emrediyorum diyor değerli arkadaşlarım diyor subay. Mustafa Kemal daha o günlerden zafere, bağımsızlığa, adalete ve yeni bir ülke kuracağına o kadar inanmış ki bu amaçla yola çıkıyor. Peki neye güveniyor Mustafa Kemal? Anadolu insanının yüreğindeki bağımsızlık ateşine. Anadolu insanının savaşçı, mücadeleci ruhuna güvenerek bir yola çıkıyor Mustafa Kemal. Ve en önemlisi ekmeksiz, susuz, aç yaşarım ama hür olmadan asla diyen Anadolu insanının mayasına güveniyor Mustafa Kemal. Çünkü Anadolu çocuğu ve Anadolu insanlığı genlerine kadar çok iyi tanıyor. Değerli arkadaşlarım, 30 Ağustos'un ve Kurtuluş Savaşı'nın bir özelliği daha var. İnsanlık tarihinden bugüne dünyada yüzlerce savaş olmuştur. Filanca devlet filanca devlette savaşmıştır. Biri kazanmıştır, biri kaybetmiştir. 30 Ağustos böyle bir savaş değil. Birden çok onlarca devlete karşı bir halk savaşı açıyor, halk. Dünyada o nedenle bu savaşın eşi benzeri yok. O nedenle dünyada hala örnek olarak gösterilen bir mücadele bu milli mücadele dönemi. Yani bir halk devletin, ülkeyi yönetenlerin teslim olduğu bir yerde emperyalizme karşı savaş açıyor ve o emperyalizmin ahtapot kollarını paramparça edip her bir parçasını bir yere atıyor değerli arkadaşlarım. O ahtapotun bir kolu Washington'a, bir kolu Paris'e, bir kolu Londra'ya, bir kolu Atina'ya savruluyor. Bir lider ve bir halk dünyada mazlumlara umut oluyor, bir ışık oluyor, bir yol açıyor ve açılan o yolda bugün hepimiz başımız dik bir şekilde yürümeye devam ediyoruz.
Aksaray'da yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklarımızın topluma kazandırılmaları için yürütülen Gençlikte Hayalleri Yetim Kalmasın projesi kapsamında Aksaray İnsani Yardım Derneği piknik ve uçurtma şenliği düzenledi. Düzenlenen şenliğe Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Çelik, Aksaray Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsrafil Aktürk ve çok sayıda misafir katıldı. Düzenlenen etkinlikler ve yarışmalarla çocuklar doyasıya eğlendi. Program hakkında bilgiler veren Aksaray İnsani Yardım Derneği Başkanı Şenol Korkmaz, "Ailelerimiz hiçbir zaman yalnız değil, her zaman yanlarındayız. Okulların açılmasına çok az bir zaman kaldı. Çocuklarımıza okul öncesi moral olmasını istedik," dedi. Çifte bir sevinç yaşıyoruz. Birincisi 30 Ağustos Zafer Bayramı. Zafer Bayramı'nı kutluyoruz ve bununla birlikte çocuklarımızla, özel çocuklarımızla, gençlerimizle birlikte uçurtma şenliği ve piknik etkinliğindeyiz. Ben bu güzel güne iştirak eden tüm davetlilerimize, misafirlerimize teşekkür ediyorum. Bu gençlerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı idrak ettiğimiz ecdadımızın yolundan giden, onların kazandığı zaferi kazanan insanlar, gençler, bireyler olarak yetişmesi için gayret gösteriyoruz. Bu anlamda bizim her yaptığımız etkinliğe, yaptığımız çalışmaya destek veren sayın halkımıza, değerli kadirşinas, hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hayırlarından dolayı Rabbim hayırlarını kabul buyursun. Biz bu ailelerimizin hiçbir zaman yalnız olmadıklarını, yanlarında her zaman olduklarımızı hissettirmek istiyoruz. Okulların açılmasına da çok az bir zaman kaldı. Böylelikle çocuklarımızın okul öncesinde bir moral destek kazanmasını da sağlamayı hedefledik. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu büyük ailemizle birlikte bizim sesimizi duyurduğunuz için saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Türkiye'sinin yaşayan tek endüstri mirası Azmi Milli Un Fabrikası, içeride bulunan 100 yıllık makineler hala saat gibi çalışıyor. Aksaray Belediyesi kültürel miraslara sahip çıkmaya devam ediyor. Aksaray'da 1924 yılında bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Azmi Milli Un Fabrikası 74 yıl hizmet verdi. Türkiye'nin en zor yıllarında askeri birliklere Kızılay'a ve ülkenin dört bir yanına bu fabrikadan un gönderildi. Şu an müze olan fabrikadaki bütün makineler sapasağlam duruyor. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Azmi Milli Un Fabrikası'na gözleri gibi baktıklarını belirterek, "Her kısmı ve her parçası bizim için değerli. Müzeyi ve müzenin arşiv bölümünü gezenler duygu dolu anlar yaşıyor. Yerli ve yabancı turistleri fabrikamızı görmeye davet ediyorum," dedi. Belediye Başkanı Dinçer, Azmi Milli Un Fabrikası'nın savaştan yeni çıkmış genç cumhuriyetin Anadolu'daki göz bebeği olduğuna dikkat çekerek, "Aksaray'da kurulan Azmi Milli Un Fabrikası, Türkiye'nin gurur simgelerinden biri. Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla yapılan fabrika 97 yıldır ayakta. Milletin azmi anlamına gelen Azmi Milli Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulan ilk fabrikalardan. 1924 yılında kurulan un fabrikası 1997 yılına kadar hizmet verdi. Şimdi ise müze olarak ziyaretçilerini bekliyor. Azmi Milli Un Fabrikası kurulduğu dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli birleştirici unsurlarından biriydi. Fabrika Aksaray halkı tarafından imece usulü toplanan paralarla yapıldı. Ülkenin zor zamanlarında un üretimini hiç aksatmadı," dedi. Aksaray Valiliği öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Hasan Dağ Mesire Alanı Bozkurt Düzlüğü'nde gerçekleştirilen Gençlik ve Tarım Kampı'na 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan toplam 120 öğrenci kampın 3. gününde tarla ve mandıralara indi. Kent genelinde faaliyet gösteren tarımsal alanlarda inceleme yapan öğrencilere Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İlhan Selim Baydaş, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan ve üreticiler eşlik etti. Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, tarla ve hayvansal üretimin yapıldığı mandıralarda öğrencilere tarım ve hayvansal üretimi başından sonuna kadar her evresini anlatarak bilgiler verdi. Programa katılan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İlhan Selim Baydaş,
ülkelerdeki tarımsal ve hayvansal üretimlerin önemine dikkat çekerek tematik kamplar önemli ve önem veriyoruz, artmasını istiyoruz şeklinde konuştu. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ise gençlerin ve tarımsal üretimin önemine değinerek gençlerimize sahip çıktıkça, onları değerli kıldıkça önümüzdeki bütün karanlıkların aydınlanacağını göreceğiz. Onun için biz gençlerimize ne yapsak azdır dedi. İl Müdürlüğümüz, Tarım Orman Bakanımız, Valimizin talimatlarıyla Aksaray'daki çiftçilerimizin ürettiği ürünlere değer katmak amacıyla projeler ve desteklemeler yapmakta. Bu kapsamda Aksaray ilimiz 2020 yılında resmi TÜİK rakamlarına göre tarımsal üretim değerinde Türkiye'de 19. sırada bitirdi. Ve 2019 yılında 6.1 milyar olan tarımsal üretim değerini 2020 yılında 8.2 milyar TL'ye çıkartarak pandemiye rağmen tarımsal üretim değerini 2 milyar TL arttıran illerimizden oldu. İnşallah amacımız daha da bunu arttırmak. Tabii Aksaray'ımızın bilindiği üzere %80'i tarım hayvancılıkla uğraşıyor ve Aksaray ilimizde çalışma hayatında istihdam edenlerin %43'ü de tarım hayvancılık sektöründe istihdam ediliyor. Aksaray'ımızda 390 bin hektar tarım arazisi var ve ilimiz bu tarım arazisini her yıl eken bir il olarak Türkiye'de bu sırada TÜİK rakamlarına göre 2020 yılında 13. sırada bitirdi. Tabii bir diğer önemli nokta da Aksaray'ımız tahıllar ve bitkisel ürünlerin üretim bazında, ton bazında, miktarında da Türkiye'de 4. sırada bitirdi geçen sene 2020 yılına. 2020 yılında 4 milyon 336 bin ton tarımsal üretim yaptık geçen sene. Aksaray'da yetim çocuklar için düzenlenen şölende onlarca yetim çocuk oyun havası, halaylar ve sıra gecesi eğlencesiyle unutamayacakları bir gün yaşadı. Mangal keyfiyle karınlarını doyuran çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Aksaray'da yetim çocuklar için eğlence şöleni düzenlendi. Verenel Derneği tarafından Yetim Şöleni adı altında gerçekleştirilen şölene 100'ün üzerinde çocuk katıldı. Aksaray Belediyesi Piramit Kafe'de gerçekleştirilen şölende ilk olarak mangallar yakıldı. Yetim çocuklar mangalda pişen et ve tavuklarla karınlarını doyururken ardından sıra gecesi eğlencesi başladı. Çiğ köftenin yoğrulduğu sıra gecesi eğlencesinde çocuklar halay çekerek gönüllerince eğlendi. Kimi çocuklar davul çalarken, kimisi de oyun havasında oynayarak unutulmaz bir gün geçirdi. Program sonrasında çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Urfa'dan bir sıra gecesi geldi. Sıra gecesi eğlencesi düzenledik. Onun üzerine sucuk ekmeği ve köfte oluşan mangal keyfi yaşadık o çocuklarımıza. Yine oyun havalarıyla ve halaylarla onların eğlenmesini sağladık. Onun haricinde de hepsine güzel giyim hediyeleri, diğer hediyeleri hediye ettik. Güzeldi bugün. Amacımız yetim çocuklarımız her zaman boynu bükük, her yere gidemiyor, her zaman eğlenemiyor. Bunlara bir gelip eğlenmelerini, moral bulmalarını, pandemiden dolayı 1,5 yıldır sokağa çıkamıyorlardı, işte evden çıkamıyorlardı. Onlara rahatlamanın bir yolunu sosyal mesafeye dikkat ederek burada eğlendirmeye ve onları mutlu etmeye çalıştık. Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası arkasında yer alan otopark alanına kurulacak güneş enerjisi santralleriyle kendi elektriğini kendisi karşılayacak. Konu hakkında açıklama yapan ATSO Başkanı Cüneyt Göktaş yaptığı açıklamada, stratejik planımızın 2021 yılı hedefleri arasında yer alan bir projemizi daha hayata geçiriyoruz. Her yıl odamızın ödemiş olduğu elektrik maliyetlerinin önüne geçmek için kendi elektriğimizi kendimiz üretmeye başlıyoruz. Bilindiği üzere 5000 metrekare açık alan içerisindeki hizmet binamızın arka kısmında büyük bir otopark alanımız mevcuttu. Bu alanımızı otoparka engel olmayacak şekilde enerji panelleri düzenleyecek ve yüksek elektrik maliyetlerden odamızı kurtarmış olacağız. Bu projeyi şu an Türkiye'de çok az oda borsa yapmakta olup proje ile ilgili çalışan onlarca sivil toplum kuruluşları vardır. Aksaray olarak biz bir an önce bu projeyi tamamlamak ve yıl sonuna kadar yetiştirmek için yönetim kurulumuzla birlikte hızlı hareket ettik ve sonunda başardık. 2021 yılında bir projeyi de hayata geçirmiş olacağız. Göreve geldiğimiz süre zarfına o kadar çok projeyi hayata geçirdik ki ASSO resmen Aksaray'ın proje merkezi haline gelmiştir. Dış Ticaret Ofisi, Üye Hizmet Merkezi, ATSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi, Hizmet Binası, Ek Salonlar, Avrupa Birliği Staj Köprüleri, Proje ve Danışmanlık Merkezi, Güneş Enerjisi Projesi sadece yaptığımız projelerimizden ön plana çıkanlardır.
2022 yılında inşallah çok daha fazla proje ile Aksaray'ı çok daha iyi yerlere getireceğiz. Bu kapsamda hizmet binamızın arkasında faaliyete geçirecek olduğumuz güneş enerjimiz odamıza ve üyelerimize hayırlı olsun dedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yaz döneminde başlatılan futbol okullarında yetiştirilen 9-14 yaş grubu minik futbolcular, kulüpler tarafından düzenlenen özel turnuva ile Aksaray'da buluştu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocukların sporla tanışması ve branşlarında gelişim sağlamaları adına Türkiye Futbol Federasyonu ile ortak düzenlediği yaz spor okullarında futbol eğitimi alarak gelişim sağlayan 9-14 yaş grubu minik futbolcular, Haziran ayında başladıkları beceri ve deneyim çalışmalarını kulüpler tarafından başlatılan özel bir turnuvada sergiledi. Aksaray'daki kulüplerin ev sahipliğinde Dağılgan Spor Tesislerinde yapılan turnuvaya Mersin, Adana, Konya, Karaman, Niğde, İzmir, Muğla ve Ankara'dan gelen 15 kulüpten 130 minik futbolcu hünerlerini sergiledi. Gruplar halinde yarı sahada iki maç halinde formalarını terleten minik futbolcular futbol kariyeri oluşturmak adına birbirleriyle yarıştı. Futbolda Filiz lisans ile yeni takımlarına katılmak ve kadro şansı almak isteyen minik sporcular saha kenarında yönlendirilen teknik ekipleri dinleyerek yapılan maçlarda hem deneyimlerini konuşturdular hem de futbol becerilerini gözler önüne serdiler. Amaçlarının küçük çocukların farkındalıklarının farkına varmalarını sağlamak olduğunu belirten futbol gelişim antrenörü Ramazan Tuğ, "Bizim ilk baştaki amacımız Aksaray'daki genç yeteneklerin kendilerini kanıtlaması ve kendilerinin özgüvenini yerine getirmesi, farkındalık adında diğer kulüplere ve diğer illere böyle bir organizasyon sağladık." Bizim ilk baştaki amacımız Aksaray'daki genç yetenekleri kendilerini kanıtlaması, kendilerinin özgüvenini yerlerine getirmesi, farkındalık adında diğer kulüplerle ve diğer illerle maç yapmak için burada böyle bir organizasyon sağladık. Bu organizasyon içerisinde 8-10 takım olarak bunlardan Ege bölgesinden, Anadolu'nun farklı illerinden gelen takımlarla karşılaşma yaptık. Bizim buradaki amacımız her şeyden ziyade kazanmak veya kaybetmek değil, küçük çocuklarımızın kendi özgüvenini getirmek ve farkındalıklarının farkına varmalarını sağladık. Hayalleri için çaba gösterdiklerini ve istekli olduklarını vurgulayan 14 yaşındaki Mevlüt Akça, "Buraya Konya'dan geldik. Kendimi ispatlamaya geldim. Futbolcu olmak için adım adım çıkmaya uğraşıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Herkesi istediği hayali budur. İnşallah oluruz." diye konuştu. "Buraya Konya'dan geldik. Kendimi ispatlamaya geldim. Futbolcu olmak için adım adım çıkmaya başlıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız. Herkesin isteği bu, herkesin hayali bu. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Herkesin istediği budur. İnşallah da oluruz." 11 yaşındaki Habib Berhak ise, "Buraya futbolcu olmak için kendimi teknik direktörlere göstermek için geldim. Daha büyük kulüplere gelmek için geldim. Çocukluğumdan beri hayalim hep futbolcu olmak. Ailem de bunu istiyor. Daha iyi bir yerlere gelmek için buraya geldik." ifadelerini kullandı. "Buraya futbolcu olmak için kendimi teknik direktörlere göstermek için geldim. Daha iyi bir kulüplere gitmek için geldim. Çocukluğumdan beri hayalim hep futbolcu olmak. Ailem de bunu istiyor. Daha iyi bir yerlere gitmek için buraya geldik bugün." Niğde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Ömer Fethi Gürer, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özgök, Niğde İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Jandarma Teğmen Sinan Şat yaptı. 30 Ağustos Zaferi ile Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki Yüce Türk ulusu, emperyalist güçlerin işgalci ordularını anavatan topraklarından kesin olarak çıkarıp ebedi özgürlük ve bağımsızlığına kavuşturmuştur. Düzenlenen programda Jandarma Er Taha Furkan Tezcan'ın okuduğu 30 Ağustos Şafağı adlı şiir yoğun ilgi gördü. 1 Ağustos Şafağı, ölüm dirim savaşıyla uyandığı evren, gürül gürül ırmaklar gibiydik 7'sinden 70'ine dek. Şimşek şimşek çaktı bir ulu ses Kocatepe'den. Aydınlandı bütün Ağustos sabahları. Kan gövdeyi götürüyordu. Bütün gücüyle yüklendi düşmana Mustafa Kemal'in ordusu. Nide Valisi Yılmaz Şimşek, Nide halkının ve çocukların 30 Ağustos bayramını kutladı. Ardından Nide öğretmen evinde protokole kokteyl düzenlendi. ...28-29 Ağustos tarihleri arasında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen offroad şenliklerinde Türkiye'nin 30 ilinden gelen 50 araç ve 200 sporcu hazırlanan özel parkurda yarıştı. Şimdi ...2 yıl önce... Nide'de yarışlarımız vardı. Yine şenlik havasında. Çok güzel, harika bir iki gün geçirdik. Bizi harika misafir ettiler. Çok güzel yarışlar izledik orada. Kulüp üyesi arkadaşların ellerine sağlık. Gerçekten görülmesi, yaşanılması gereken bir yer Nide'de. Havasıyla, iklim şartlarıyla, insanlarıyla, kişileriyle çok duygusal insanlar. Bizi de çok güzel ağırladılar. Gönderler seni bir tanemine. Renkli görüntülere sahne olan şenlikte espri klasmanında Nide Safari Offroad Kulüp Başkanı Ümit Kaya ikinci, Emrah Aykul dördüncü oldu. Evet, bravo Kulüp Başkanımıza tebrik ediyoruz. Espri klasmanımızın ikincisi Nide'den katılıyor. Kendisine başarıların devamını diliyoruz. Galip Bey. Dağılgan Stadyumu'nda saat 17'de başlayan müsabakayı Hakem Mehmet Ali Savaş yönetti. Karaman Belediyespor'un başlama vuruşu ile taraftarın karşısına 2021-2022 sezonunda ilk kez çıkan 68 Aksaray Belediyespor ilk tehlikeli atağı gerçekleştiren taraf oldu. Rakibine karşı daha baskılı oyun sergileyen temsilcimiz Siyah Beyazlar'da ilk tehlikeli atak Alican Tez'den geldi. Dakika 6'da Mervan Yiğit'in ara pasında topla buluşan Tez'in yerden sert şutu kalecide kaldı. Temsilcimiz ilk ataktan sonra baskılı oyunu sürdürdü. Maçın ikinci yarısında temsilcimiz Aksaray Belediyespor başladı. Etkili oyununu ikinci yarıda da devam ettiren Siyah Beyazlılar maçın tek golünü dakika 53'te buldu. Girdiği ikili mücadelede ceza sahası içerisinde yerde kalan Alican Tez penaltıyı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Tez yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor Lig'e bir hafta kala yaptığı son hazırlık maçında Karaman Belediyespor'u 1-0 mağlup etti. 5 Eylül'de başlayacak olan lig müsabakaları öncesi son güç çalışması da yapılmış oldu. Ebrar'ın pası. Evet. Karaman Belediyespor lehine bir faul atışı kullanacak. Orta sahanın hemen önünden bir faul kullanıyor Karaman Belediyespor.
Karaman Belediyespor'da ligin güçlü ekiplerinden 3. lig 1. grupta mücadele ediyor Karaman Belediyespor. Evet, kale vuruşuyla Aksaray Spor maça başlayacak. Evet, Karaman takımı şu anda kendi yarağında top çeviriyor. Aksaray Spor'da oyunu rakibe kabul ettirdi değerli futbol severler. Yerden bir pas, pres Gürcan'dan. Sıkıştırma var orada. Mervan girdi. Gürcan bırakmadı. Geriye döndüler. Kalecileri Mert topu karşıladı. Hemen öndeki savunmasıyla tekrardan oyunu hareketlendirdi kaleci Mert. Yerden pas, ortalanda bir mücadele. Karaman takımı yeni toparlanan, yeni hazırlanan bir Karaman takımı var. Bunu da hemen hatırlatalım değerli futbol severler. Aksaray Spor'da şu anda önde ikili bir baskı, Hikmet ve Alican Tez. Erdem pası, kaptan Necmi'nin presi, ortalanda topu kapan Alican. Karaman takımı topla gidiyor. Evet, şu anda değerli futbol severler, oyuncuların numaraları olmadığından dolayı sizlerle biraz zorluklar yaşayacağız. Kusurumuz varsa şimdiden özür diliyoruz. Bu sizlere Kanal 68 TV aracıyla gurbette bulunan, yurt dışında bulunan futbol severlerimize, siyah beyaz sevdalarımıza bu heyecanı anlatabilmek için bizler verdiği mücadelede umarım sizler tarafından da takdir görüyordur. Ligde daha güzel olacak Kanal 68 TV ekranlarında. Kaptan Necmi ile çıkıyoruz sağ tarafta. Kafayı kaldırdı. Kaptandan uzun bir top kale arkasına giden Ayberk topla buluştu. Ayberk hemen dışarı çıkarttı. Hikmet'e ceza sahasına girdi. Hikmet'e sıkıştırma var. Top hali Hikmet'te, geriye döndü. Bir yoklama olabilir. Timur. Kaptan topu yumuşattı ama kalkan bir bayrak var daha önce değerli futbol severler. Evet, en direkt serbest atışı kaleci Mert, gidin diye arkadaşlarına. Kalecisini kullanacak. Hemen kaptan Necmi de olay yerine, görev bölgesine döndü değerli futbol severler. Evet, birazdan en direkt serbest atış kullanacak Karaman takımı. Şu anda Aksaray Spor'da savunması yerleşti. Uzun bir atış işaret edeceğini söyledi Mert. Şimdi kullandı. Kaptan Necmi'den seken bir top. Geride hemen savunmamız kaleci Serkan'la oynadı. Serkan gelişi güzel bir topu vurdu. Alican Tez, ikili mücadele, fiziği güçlü bir isim. Alican hemen serbest atıştı ama kullandırmadılar. Şimdi tekrardan top hareketlendi. Kaleye yoklayabilir Hikmet. Sol tarafa bıraktı. Ayber kaleye vurabilir. Ayberk'in vuruşu topu siyahın direkten çarptı. Out'a çıktı. Kimse beklemiyordu. Ayberk sağ çaprazdan vurdu ve top direği yalayarak dışarı çıktı değerli futbol severler. İlk ciddi hatamızı Aybek'le yakaladı siyah beyazlı takımımız. Arasından uzaklaşmalarını istiyor. Ali Cantes topun başında, gözler maçın hakeminde, işaret geldi. Ali Can geldi, vuruşu yerden gol. Usta krampon, penaltı canavarı yine affetmedi. Kaldığı yerden devam ediyor Ali Cantez. Penaltıdan attığı golle 53. dakikada Aksaray Belediyespor'umuzu 1-0 öne taşıdı. 1-0 üstünlüğümüz var. Yılların tecrübesi, duran topların ustası, dediğim gibi penaltı canavarı Ali Cantez topu alana gönderdi. Kaleci ve topu ayrı köşelere bırakarak takımını 1-0 öne geçirdi. İşaret şimdi geldi, köşe atışı kullanıldı. Kaleci Hasan'dan tek yumruk, uzaklaştırılan bir top. Pres var orada. Hasan Gündoğan'ın atakları devam ediyor. Bir kez daha doldurdular ceza sahasına. Bir rövaşa da denemesi, savunmaya da çarptı. Top hızını kesti, kaleci Hasan'da kaldı. Çağlar'ın önünde kaldı. Çağlar'ın ortası, vurursa gol olabilir. Defans araya giriyor. Tekrar top bizde, Yusuf. Haydi Yusuf, oradan güzel bir orta gol getirir mi? Hasan. Hasan. Hasan'ın ortası. Kaleyi gören bir yer vurabilir mi? Vuramıyor top. Şu anda kaleci barajı kurduruyor. Bir taraftan da Karaman takımında da oyuncu hamleleri ard arda geliyor. Evet, topun başında Hasan Gündoğdu ve Fatih Çolak var. İlk yarıdaki kadromuzdan oyunda kalan tek isimdi Fatih Çolak. Takımda da şu anda kaptanlık pazubandonda Fatih. Beşli bir baraj işareti bekliyor. Direkt kaleye vurabilir. Kaleci barajı kurdurdu. İşaret gelmedi.
Bakalım nasıl bir kullanıcı yapacak. Fatih geliyor. Fatih vuruyor. Savunmaya çarpıyor. Top dışarı gidiyor. İkili bir sıkıştırma. Yusuf geldi. Pres devam ediyor. Baskı. Faul dedi maçın hakemi. Çizgi üzerinden bir serbest atış kullanacak Karaman Belediyespor. Henüz kullanılmadı serbest atış. Maç her an bitebilir. Lig öncesinde son hazırlık müsabakası, son taktik provası Karaman Belediyespor derken maçın hakimi Mehmet Ali Savaş da son düdüğünü çaldı. Karşılaşmaya biten düdüğü işaret etti.